Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Biraz oldukça geç bir video olacak ama size 2017 Oscar'ları ile ilgili konuşmaya geldim bugün. Normalde çok sık yaptığım bir konsept değil bu Oscar ödülleri ya da daha doğrusu filmlerle ilgili, film incelemeleriyle ilgili video çekmek. Genelde bu kostümlü film etkinliklerinden size ufak kesitler paylaşıyorum. Fakat film izlemeyi çok severim, çok keyifle film izlerim. Farklı konu ve alanlarda çok fazla film izliyorum. O yüzden birazcık paylaşmaya başlamak istedim. Zaten bu sene umarım üşenmezsem ve vakit bulabilirsem, hafta sonu bu şekilde gün ışığında çekecek vakit bulabilirsem favori videoları da gelmeye başlayacak. O favori videolarında filmleri, dizileri, animeleri de görebileceksiniz izlediğim. Oscar ödüllerinde bu sene en iyi film dalındaki adayların tamamını izleme şansım oldu. Her ne kadar son bir haftada olumsuz şeyler yaşamış olsam da, belki haberiniz vardır, ben viral şehirde yaşıyorum ve viral şehirde geçen hafta bir bombalı saldırı oldu. Zorlu bir akşam geçirdik. Daha sonra toparlanması da birazcık zaman aldı ve başka kendimle ilgili şeyler de oldu ve filmleri tamamlayamadım. Ancak 2 gün önce tamamlayabildim filmleri. O yüzden en iyi film kategorisindeki adayların tamamını izlemişken şu anda konuşmanın doğru olacağını düşünüyorum. Oscar 2017 en iyi film adayları sırasıyla Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea ve Moonlight isimli 9 film. 9 tane aday var bu sene. Bu arada sürekli önüme bakıyorum çünkü şöyle bir film listesi çıkardım. Oscar.gov sanırım site. Oscar'ın kendi sitesinden bu şekilde adayların listesini çıkartabilirsiniz. Usanmadım, böyle hangilerini izledim, hangilerini izlemedim bilerek hepsini yazdım. Filmlerden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Arrival bir uzaylı istilasını anlatıyor. Hadi istilası değil mi? Bir uzaylı, 12 tane uzay gemisinin gelip de dünyaya ilk hiçbir şey yapmamasını anlatıyor daha doğrusu. Konuya farklı bir yerden bakmış. Konuya dil ve iletişim açısından bakmış temel olarak. O yüzden de hiçbir film olduğunu düşünüyorum ama bu yarışta çok da yeri olmadığını düşünüyorum en iyi film yarışında. Fences filmi beni çok yoran bir film oldu. Gerçekten filmi tamamlamak için çok zorluk çektim. Eğer Viola Davis olmasaydı o filmi tamamlamazdım. Denzel Washington'dan çok hoşlanmam. Ama genel olarak filmde siyahi bir ailenin genel olarak çektiği zorluklardan ve adamın kendi iç dünyasından bahsetmişti. Çok uzun bir filmdi zaten ve bir tiyatrodan uyarlama olduğunu hatırlıyorum filmin. O şekilde olduğu için çok fazla duraklama sahneleri ve tek mekanlı bir film beni oldukça zorladı. Hacksaw Ridge ise benim bu seneki favori filmlerimden açıkçası. Hacksaw Ridge çok tepki aldı. Yani sadece din propagandası ve Amerika propagandası olarak çekilmiş bir film olduğu yorumunu çok fazla aldı. Vicdani Red olayını önemli görüyorum ve beni Andrew Garfield beni ikna etmeyi başardı. O yüzden de film benim için güzeldi. Gerçek hikaye olması da yine olumlu şeylerden. Hell or High Water, hiçbir zaman Texas filmlerini çok sevmedim. Bu Texas ortamına beni çeken Sindekar tek şey Westworld olabildi sanırım. O yüzden Hell or High Water beni çok sarmadı. Ama başta oyunculukları olmak üzere genel olarak başarılı bir filmdi ama bu yarışta doğru yerde değil diye tahmin ediyorum. Hidden Figures sıradaki film. Hidden Figures oldukça keyifli bir filmdi. 1960 yılında NASA'da çalışan 3 siyahi kadının başından geçenleri ve siyahilerin o dönemdeki konumunu anlatan bir filmdi genel olarak. Beni çok etkiledi, yine çok fazla içine girebildim filmin ama bu filmde maalesef Oscar en iyi film yarışında birazcık geri planda kaldı. La La Land yılın en fazla konuşulan filmi, yılın en güzel filmi, Golden Globe'ları topladı gitti. Oscar'da bir sürü adaylığı var. La La Land'i çok beğendim. En başta bunu söyleyeyim. Evet, çok güzel bir film, kesinlikle katılıyorum. Fakat La La Land'i müzikal olarak yetersiz buluyorum. Çok güzel şarkıları olmasına rağmen sırf popüler kültüre hitap ettiği için Emma Stone ve Ryan Gosling gibi bir ikili kullanılmış ve bu ikili hani müzikalite olarak çok yüksek bir başarıya sahip bir ikili değil.
Yani kusura bakmayın, hani çok fazla müzikal izledim, çok fazla gerçek müzikal izledim. Ve hayır, yani Emma Stone'un hoş, kulağa hitap eden bir tınısı var ama hayır, iyi bir şarkıcı değil o. O yüzden böyle yılın müzikali falan, hayır yılın filmi olabilir belki ama yılın müzikali değil maalesef La La Land. Ben ödülü La La Land'in alacağını düşünüyorum. Gerçi Manchester by the Sea'de çok yakın bir şey diye düşünüyorum aday. Fakat ödülü La La Land alacak çünkü o kadar hype'landı ki artık, hani farklı biri alırsa gerçekten hepimiz çok şaşırırız. Neyse, sırada Lion filmi var. Ben Lion filmine çok ön yargılıydım. Bir kere hani o afişte sanki bir aşk filmiymiş gibi görünüyor. Dev Patel'i koymuşlar. Dev Patel sanki bütün filmde varmış gibi bir şey var, yanılgı var. Ama hayır, filmin yarısında Dev Patel yok. İşte karşısında bir kadın var. O ikisinin fotoğrafı falan var. Nicole Kidman'ın filmde olduğunu ben çok sonra öğrendim falan. Lion filmi bir Hintli bir çocuğun evinden bir şekilde uzaklaşıp kaybolma hikayesini anlatıyor. Filmin ilk yarısında karakterin 4 ya da 5 yaşındaki halini görüyorsunuz. Bir saat boyunca o çocuk o kadar tatlıydı, o kadar güzel oynuyorduk ki yani o filmi bırakmanız imkansız zaten, içine çekiyor kendisini. Dev Patel çocuğun yarısı kadar bir oyuncu değil, yani çok kötü sahneler yok ya, tütün yavul kullanmışlar değil. Ama yine de Dev Patel çocuğun yanında çok güçsüz bir oyuncu olarak kaldı. Bana o hisleri tam olarak veremedi. Yine de filmin genel konusu ve gerçek hikaye olması beni o kadar etkiledi ki ben filmi sonuna kadar çok keyifli izledim. Oscar alsın da çok isterim ama Dev Patel almasın. Daha sonraki film Manchester by the Sea. Manchester by the Sea çok fazla övgü alan bir film oldu. Oldu diyorum bakın. Ben aynı şeyi düşünmüyorum çünkü. Manchester by the Sea'nin genel havası depresif bir havaydı. Evet, depresif filmlerin bir bölümünü ben de çok seviyorum ama burada tek bir karakterin depresifliği değil, çevrenin tamamı, yani karakterin eşi, ismini unuttum. Bir dakika, adaydı, oradan kopya çekeceğim. Michelle Williams'ın oynadığı karakter dışındaki bütün karakterler çok apatikti. Hiçbirinin gerektiği kadar duygusu yoktu. Hiçbiri, herkes bir şeyleri dışa vurmaya çok tedirgin, çok şey, yani hani hayır böyle bir topluluk yok yani. Hani tesadüfen ne annesi üzülüyor, ne babası üzülüyor, ne kendisi üzülüyor, ne çocuğu üzülüyor, ne kardeşi üzülüyor. Bir tane kadın var bir şeylere üzülen, bir tek o üzülüyor yani. Tamam, o da biraz fazla üzülüyor, kendi yerden yere vuruyor belki. Yani herkesin vereceği bir tepki değil. Ama geri kalanlar da çok apatik kaldılar. Hani bana o yüzden film hitap edemedi. Aynı nedenle Casey Affleck'in oyunculuğunu da aynı şekilde değerlendiriyorum. Casey Affleck zaten öyle bir adam. O yüzden bunu ben bir oyunculuk başarısı olduğunu düşünemedim nedense. Ve hani bana o tepkiler realist gelmediği için, hani zaten kim oynasa realist gelmeyecekti. O tepkiler realist gelmediği için de oyuncunun da başarılı olduğunu hissedemedim. İçine çekemedi beni. Evet, bir ortamda bir kişinin, iki kişinin depresif olması normaldir. Ama yani bir ailede, bir çevrede herkesin depresif. Filme 20 tane adam koymuşsa herkes depresif. Bir tane kadın var, o da anksiyetik. Neyse işte, sonuç olarak filmin genel havasının çok güzel olabilecekken ben de çok abartıldığını düşünüyorum. Ama Manchester by the Sea'de yarışta çok önemli bir konumda. Moonlight'da yine siyahi pozitif ayrımcılığı yapılmak için listeye konulmuş bir film. Moonlight güzel bir filmdi, keyifli bir filmdi. Beni içine aldı. Özellikle Mahershala Ali gerçekten iyi bir oyuncu. Onun karakterini çok hissettim. Aynı zamanda çocuğun annesi de, hemen kopya çekiyorum kim oynuyor diye. Naomi Harris'in oynadığı karakter de yine güzeldi. Her ne kadar nokta nokta ara ara abartılı gelse de çok güzeldi. Birkaç karakter beni çok etkiledi ama asıl karakterin yetişkinlik hali beni o derece etkileyemedi. O hissiyatı veremedi. Her ne kadar tek karakterli bir film olsa da karakteri sanki ben çok fazla tanıyamadım. Genel olarak bu eleştiriyi almış zaten film. Moonlight'ın da yarışta çok fazla yeri olduğunu düşünüyorum en iyi filmde.
En iyi erkek oyuncu adaylarına gelmek istiyorum. En iyi erkek oyuncu adaylarında 5 aday var. Casey Affleck, zaten bahsettim Casey Affleck hakkında ne düşündüğümden. Andrew Garfield, Hacksaw Ridge'deki, Ryan Gosling, La La Land'deki, Viggo Mortensen, Kaptan Fantastic filmindeki ve Denzel Washington, Fences'deki. Benim buradaki kişisel favorim Viggo Mortensen. Kaptan Fantastic o kadar güzel kurgulanmış, o kadar güzel bir film ki hani... Ben böyle her sahnede gözlerim böyle kocaman açık, etrafı izlerken, çocukların tepkilerini izlerken buldum kendimi. Viggo Mortensen da bana o hissi çok fazla yaşattı. O yüzden benim kişisel favorim o. Fakat Oscar'ı %90 ihtimalle Casey Affleck alacak. En iyi aktrist yarışında ise yine 5 aday var. Elle filmindeki Isabelle Huppert, Lovin filmindeki Ruth Negga, Jackie filmindeki Natalie Portman, La La Land'dan Emma Stone ve Florence Foster Jenkins'dan Meryl Streep. Elle filminden biraz bahsedeyim. Isabelle Huppert zaten benim izlediğim bütün filmlerinde aşağı yukarı aynı karakteri oynuyordu. Elle filminde benim gördüğüm Elle, yani o kadın, Piano Teacher'daki karakterle çok benzer bir karakter. Çok benzer depresiflikte ve aynı zamanda da altyapıda güçlü olan karakter. Yani kadının normal hali o gibi bir izlenime yine beni götürüyor maalesef. Ama iyi mi? İyi, evet, ama sürekli aynı şeyi oynuyor. Loving filmini maalesef izleyemedim, o yüzden çok yorum yapamayacağım ama yine pozitif ayrımcılıkla bir siyahi karakterin de listeye girdiği konusunda eleştiriler almış. Natalie Portman, Jackie karakteriyle ben fragmandan ve ufak ufak kesitlerden gördüğüm kadarıyla yine filmi izleme şansım olmadı maalesef. Çok başarılı bir tablo çizmişti. Zaten Natalie Portman'ı çok severim ve burada Oscar almasını çok çok istiyorum. Benim kişisel favorim filmi izlememiş halimle bile Natalie Portman. La La Land'dan Emma Stone sıradaki karakter, çok büyük ihtimalle Oscar'ı alacak olan karakter bu. Yani Emma Stone'u da severim, iyidir, güzeldir ama La La Land'de böyle çok muhteşem bir ya da çok farklı ya da çok zor bir karakter sergilediğini düşünmüyorum. Yine de Oscar'ı alırsa üzülmeyeceğim çünkü bana o bir şeyleri başarmaya çalışan oyuncu ve hani yapamadığı şeyler karşısındaki tepkilerini falan çok güzel hissettirmişti. Her ne kadar bu tepkilerin bir oyuncu için çok zor tepkiler olduğunu düşünmesem de güzel hissettirilmiş, güzel yapılmış bir oyunculuktu bence. Florence Foster Jenkins filmindeki Meryl Streep ise genel olarak çok tatlıydı. Zaten Meryl Streep'in genel hali, havası, karakterini ben çok severim filmlerde. Fakat şöyle bir sorun vardı. Meryl Streep'in, yani şu kötü şarkı söylemesi gerekiyor diye filmdeki, yani kadının olayı oydu. Meryl Streep kötü şarkı söyleyemedi. Meryl Streep'in orada yaptığı şey, iyi sesi olan bir insanın özellikle kötü şarkı söylediği ve dalga geçtiği imajıydı. Yani hani büyük ihtimalle az çok müzikal bilgisi olanlar, müzik bilgisi olanlar bunu anlayacaktır. Kötü ve yanlış söyleyememiş, yani özellikle yapılmış yanlışlar, dalga geçmek amacıyla yapılmış yanlışlar havası vardı bence. O yüzden beni biraz rahatsız etti. Yardımcı erkek oyuncu bölümünde ise Moonlight'tan Mahershala Ali, Hell or High Water'dan Jeff Bridges, Manchester by the Sea Lucas Hedges, Lion'dan Dev Patel, Nocturnal Animals'dan da Michael Shannon var adaylarda. Burada ödül alacak kişinin Moonlight'tan Mahershala Ali olduğunu ben ve dünyadaki kalan 8 milyon kişi böyle düşünüyor. Ve ben hak ederek alacağını düşünüyorum. Ama başka aday olması gereken insanlar vardı. Mesela Lion'da Dev Patel'i aday yaparken o ufak çocuğu nasıl aday yapmadınız? Ya da Manchester by the Sea'de Lucas Hedges'i nasıl aday yaptınız? Zaten herhangi bir ergen erkek çocuğu bu karakteri oynayabilirdi. Yani bir oyun oynamasına gerek yoktu zaten, yani herhangi bir ergen erkek çocuğu karakteriydi o. Bu konuda çok kızgınım. Jeff Bridges zaten iyi adam, iyi bir oyuncu biliyoruz. Michael Shannon da zaten, Jeff Bridges de Michael Shannon, evet, aralarında çok bir fark yok herhalde. Üzgünüm onu söylediğim. Gerçi Michael Shannon çok iyi bir karakterizasyonu vardı. Ama benim hiç sevmediğim karakterler bunlar. Yani o Texas havasından gerçekten hoşlanmıyorum ya. Ve yardımcı kadın oyuncu adayları ise Fences filmiyle Viola Davis. Filmi izlenir kılan tek şey olan kadındı zaten.
Moonlight filminden Naomi Harris, Lion filminden Nicole Kidman, Hidden Figures filminden Octavia Spencer ve Meta Survivors'dan Michelle Williams. Ben öncelikle hızlı eleyeceklerimi geçiyorum. Michelle Williams, Manchester by the Sea güzel bir karakterizasyonda ama çok kısa görebildik. Çok net anlaşılmış bir oyunculuk değildi. Büyük ihtimalle çok fazla iyi oyuncu var o bölümü oynayabileceğini bildiğim. O yüzden ben maalesef geriye atıyorum onu. Daha sonra Moonlight'tan Naomi Harris'i de maalesef geri atmam gerekiyor. Çünkü evet bana o havayı güzel verdi ama yine de abartılı bölümler vardı, gözüme takılan yerler vardı ve sanki başka biri zaten oynayabilirmiş gibi his vardı onda da. Geriye Hidden Figures'dan Octavia Spencer kalıyor. Hidden Figures Octavia Spencer'ı ben o kadar hani diğer ikisi kadar hızlı elemiyorum. Çünkü Hidden Figures'daki gerçekten çok sempatik bir karakterdi ve o karakteri bana yine verdi. Ama Octavia Spencer'ı da eleme nedenim onun da yine çok fazla filmde çok benzer karakter oynamış olması ve kadının zaten normalde de böyle olduğunu düşünmem. Geriye iki kişi kalıyor. Fences filmindeki Viola Davis ve Lion filminde Nicole Kidman. Şimdi ben Lion'ı izleyene kadar Fences filminden Viola Davis'i alacağını düşünüyordum. Zaten hala onun alacağını düşünüyorum da gönlümden geçen o değil artık. Fences filmindeki Viola Davis gerçekten filmi izlenmeye değer kılan neredeyse tek şeydi. O yüzden hani ben gerçekten sadece kadın yüzünden filmi izlemiş olabilirim. Çünkü çok sıkıldım ya. Zaten Denzel Washington'ı da sevmiyorum. O tiplemeleri de sevmiyorum. Hani oynadığı baba karakterinin tiplemesinden de çok hoşlanmadım. O yüzden benim için bir ölümdü Fences filmini izlemek. Bir o değil olmasa izlemezdim, devam etmezdim. Fakat Nicole Kidman bana o havayı o kadar çok verdi ki. O hani evlat edinmiş, şefkatli anne. Fakat hani bir şeyleri yanlış yapmaktan korkan hali, bir yandan da çocukları kendi çocuğuymuş gibi sevmesi bana bütün hisleri gerçekten sonuna kadar verdi. Aynı zamanda eşini oynayan oyuncu da maalesef ismini bilmiyorum. İkisi bana o Avustralyalı aile imajını, o hissi o kadar çok verdiler ki tebrik ediyorum zaten ikisini de. Buradan en iyi yönetmene geçiyorum. Zaten adaylar aşağı yukarı aynı. En iyi yönetmen de hani adaylar Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Manchester by the Sea ve Moonlight. Ben buradan La La Land'in alacağını düşünüyorum. İşte sinemoskop falan filan zaten çok ön plana çıktı. Hani bir şey diyemiyorum ama Manchester by the Sea'nin de ciddi hani şeyi var büyük ihtimalle. Ya video çok uzun olacak biliyorum ama hala söylemek istediğim şeyler var. Animasyonlar hakkında konuşmak istiyorum. Animasyonlar her zaman benim için çok ayrı bir yeri olmuştur o şeyin, adayların. Ve hani her sene hepsini izlemeye çalışırım. Maalesef bu sene Red Turtle'ın sıra gelmedi. My Life as a Zucchini'yi de hiçbir yerde bulamadım. Gerçekten ne legal yollarla bulup izleyebildim, ne illegal yollarla bulup izleyebildim, ne online izleyebildim, ne bir şeyini gördüm. Hiç izleyemiyorum yani film. Bana bir yol bulun. Neyse, animasyonlardan izlediklerimi yorum yapayım. Zootopia, Moana ve Kubo and the Two Strings'i izledim. Red Turtle indi, kaldı, duruyor öyle. İzleyeceğim inşallah. My Life as a Zucchini'yi de dediğim gibi bulamadım. Kubo and the Two Strings benim kişisel favorim. O kadar keyifli, o kadar güzel bir filmdi ki. Yani hani bir konuyu en fazla bu kadar güzel işleyebilirsiniz. Ya hiç spoiler vermek istemiyorum. Mümkünse fragmanını falan da izlemeyin. Direkt dalın filme. Hani hiçbir şey bilmeden çok daha keyifli oluyor. Ve büyük ihtimalle Oscar'ı alacak olan film ise Zootopia. İnsanlar yani ikisi arasında gibi, gerçi Red Turtle'da izlemedim. Studio Ghibli filmi olduğu için ondan da bayağı mutluyum. Ama Zootopia farklı bir konseptti. Güzeldi. Hani orada da ya yine onu da çok sevdim ama Kubo bana o farklı havayı... Kubo çok farklıydı. Moana'yı bilmiyorum, hani belki çok eleştireceksiniz ama ben Moana'yı o kadar beğenmedim. Ama hani şarkıları çok güzeldi. Hani şarkını hatırlıyordum. Zaten Oscar'a aday şarkıda. Evet, How Far I'll Go. Şarkı çok güzeldi gerçekten. Ama Moana'yı genel anlamda ben çok beğenemedim maalesef. Dediğim gibi Kubo benim kişisel favorim.
Hani ama büyük bir ihtimalle de Zootopia alır diye düşünüyorum. Sinematografiyi yorumlayacak doğru insan değilim. Bu konuda ciddi bilgim yok. O yüzden maalesef geçiyorum. Ama buradaki de yüksek ihtimalle alacak olan film La La Land diye düşünüyorum. Kostüm dizaynım hakkında ben böyle saatlerce konuşabilirim şu anda. Saatlerce konuşabilirim. Ama Alight, Fantastic Beasts, Florence Foster Jenkins, Jackie ve La La Land adaydı. Şimdi buradaki benim alacağımı düşündüğüm başta Jackie'ydi. Ama daha sonra düşündüm ki zaten hani olan şeyleri yapıyorlar. Yani zaten bilinen, kadının zaten giydiğini bildikleri şeyleri yapıyorlar. Hani en başta sonunda konsept ana karakter olduğu için. O yüzden benim kişisel favorim Fantastik Canavarlara kaydı. Neden? Çünkü bir yandan eski Amerikanların giyiniş havasını yakalarken bir yandan da sıfırdan bir konsept icat ederek eski Amerikan büyücülerin giyiniş havasını anlatmışlar çünkü. O yüzden kostüm tasarımında hani ekstra olarak gördüğüm için Fantastik Canavarlar benim adayım. Lütfen burada La La Land almasın çünkü gerçekten kostüm tasarımında ekstra hiçbir şey yoktu filmde. Belgesel adaylarını da geçiyorum çünkü gerçekten bunu yorumlayacak insan ben değilim. Ha geri kalanları da yorumlayacak insan ben değilim ama yani işte yorumluyorum, çok biliyorum ya. Ve müziklere geldik. En orijinal müzik listesi olan filmi çok büyük ihtimalle La La Land olacak. Yani bu kaçınılmaz bir son diye düşünüyorum. Fakat orijinal şarkı bölümünde müziğinde ya yine La La Land alacak ya. The Fool's Dream alacak diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü hani filmde doğru söylenmiş ve güzel söylenmiş şarkı oydu. Hani ve çok etkileyiciydi. Ve yanında kimle izlesem, ben o filmi kimle birlikte izlesem 4 kere falan izledim La La Land'i. Herkes o şarkıdan özellikle, hatta daha dün akşam annemle birlikte tekrar izledim. Hani o bile söyledi, bu şarkı ayrı bir güzelmiş diye. Onu haklı buluyorum. Moana'yı beğenmiş olsam How Far I'll Go da diyesim geliyor ama şimdi Audition şarkısının yanında o Emma Stone'un hani oradaki performans, o şarkıdaki performans gerçekten çok güzeldi. Onun yanında gerçekten birazcık şey kalıyor. Kısa animasyonu da yorumluyorum sizin için. Pearl'ü mutlaka izleyin. Kısa animasyon adaylarından Pearl 360 derece yeni teknolojiyle çekilmiş. Hem ses olarak hem görüntü olarak yeni teknolojisi ve ben onun alması taraftarıyım. Ama diğerlerini, diğer adayları da gerçekten çok beğendim. Pearl Cider and Cigarette maalesef ücretli izlenebiliyor Vimeo'nun üzerinden ve hani ona $5 vermek istemedim. Ve o yüzden izlemedim. 35 dakikalık bir kısa film o da. Yine birkaç tane benim yorumlamamın doğru olmadığını düşündüğüm adaylığı geçip en iyi orijinal senaryoya geçeceğim. Burada ben Lobster'ın olmasına çok şaşırdım. Çünkü ben Lobster'ı çok uzun süre önce izledim ve yapımı 2015 sırasında olduğu için ben hani geçen senenin Oscar'ına dair falan olduğunu düşünmüştüm. Ama Lobster gerçekten çok orijinaldi. Bunların geri kalanları, buradaki adaylar, Manchester Vadisi, La La Land, Hell or High Water, bunlar çok normal filmler Lobster'ın yanında. Lobster gerçekten çok acayipti yani. Hani. O yüzden akademi lütfen saçmalık yapmayın. Bunu da Lobster'a verin. Lobster'ı görmek beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Orada lütfen Lobster'a verin diye düşünüyorum. Benim yorumlayacaklarım bu kadar sanırım. Valla çok uzun oldu sanırım video. Buraya kadar izleyen varsa çok çok teşekkür ederim. Siz de adaylarınızı aşağıda belirtirseniz ve konuşursak neden farklı düşündüğünüz varsa, neden farklı düşündüğünüzü belirtirseniz çok 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 sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.